Merhaba arkadaşlar, bu videoda Blend Space'i çalışacağız. Blend Space, proje aktivitelerimizin hepsini bir arada tutabileceğiniz interaktif araçlardan bir tanesi. Siteye girmek için www.blendspace.com yazıyoruz. Ve siteye girdikten sonra bu ana sayfa karşımıza çıkıyor. Üst menüde öğretmenlerle çalışabileceklerini söylüyor. Personel alımı, we are hiring. Takıma katılın ve eğitimde etki yaratın diye bir açıklama var. Öğretmen kaynakları, galeriler, blog, daha önceden bir hesabınız varsa giriş ve hesabınız yoksa kayıt olma butonunu göreceksiniz üst menüde. Alt kısımda join free diyor, bedava katılın ve sınıfınıza harmanlayın, blend your classroom. Make the most of class time ve zaman kazanın diyor sınıf zamanınızdan. Ve 3 önemli bölümü var. İçeriklerinizi organize edin. Ki burada birçok farklı dokümanı bir araya getirebilirsiniz. Blend Space'inizde. Değerlendirin diyor. Burada da yaptığınız çalışmalarda öğrencilerin anlamalarını yaptıkları aktivitelerde ya da çalıştığınız konuda öğrencilerin ne kadar anladıklarını ölçmek için içinde bulunan hazır quizlerden yararlanabilirsiniz. Aynı zamanda bir sınıf oluşturarak öğrencileri gözlemleyebilirsiniz burada. Ve alt kısmında öğretmenlerin Blend Space'i nasıl kullandıklarına dair bir takım açıklamalar var. Öğretmenler neler yapıyormuş? Flipping their classroom. Sınıflarını alt üst tepe taklak ediyorlarmış. Flipping öğrenme tarzı bu. Project based learning de kullanıyorlarmış. Ve differentiated instructions kısmında farklılaştırılmış öğretme metotları kullanıyorlarmış. Ve burada da created the lesson diyor. Aynı zamanda kendi ders planınızı da bir ders planını da buradan hazırlayabilirsiniz. Blend Space'i kullanarak. Ve Blend Space bir browserla her yerde hazır diye bir de slogan kullanmış. Önce nasıl kaydolacağımıza bakalım. Kayıt olmak için Sign Up'a tıklıyoruz. Ve Sign Up'a tıkladıktan sonra Who are you? Siz kimsiniz diye iki alternatif var. I'm a teacher, I'm a student kısmı. I'm a teacher diyorum. Ve dedikten sonra register as a teacher diyor burada. Öğretmen olarak kaydoldum. Aynı zamanda iki kaydolma seçeneği de var. Google hesabınızda kaydolabilirsiniz. Ve Facebook hesabınızda da kaydolabilirsiniz. Eğer bu iki tercihten hiçbirini istemiyor iseniz alt kısımda e-mail ile kayıt olabilirsiniz. İlk adınız, soyadınız, ikinci kutuda, e-mail adresiniz ve şifrenize giriyorsunuz ve daha sonra da sign up'a tıklıyoruz, kayıt ol'a tıklıyoruz ve kayıt olunca da kullanım şartlarını kabul etmiş oluyorsunuz. Sign up'a tıkladıktan sonra yine bir onay maili gelebilir, e-mailinizi onaylamak için. Eğer direkt giremiyor iseniz e-mailinizi kontrol edip size gelen e-maildeki linki tıklamanız gerekiyor. Ve eğer önceden bir hesabınız varsa bu defa login'e tıklıyoruz. Kullanıcı adımızı veya e-mailimizi, daha sonra şifremizi, hatırlanmak istiyorsak bir sonraki defa tekrar siteye girdiğimizde sitenin e-mailimiz ve parolamızı hatırlamasını istiyorsak Remember Me'ye, beni hatırlaya tıklıyoruz. Ve eğer unuttuysanız şifrenizi bu linke tıklayıp şifrenizi tekrar Research Input yenileyebilirsiniz.
alt kısımdaki sarı yer dedi. Eğer hesabınız yoksa kaydolun diyor. Ne demin de söylediğim gibi kaydolmak için Google ve Facebook hesaplarınızı kullanabilirsiniz. E-mailimizi yazıyoruz, şifremizi yazıyoruz ve login'e tıklıyoruz siteye giriş yapmak için. Giriş yaptıktan sonra hemen üst menüde dersler, sınıflar, eğer bir sınıf oluşturmuşsanız daha önceden ya da daha önceden bir çalışma ders planı yapmışsanız, galeri ve üst menüde bildirimler var burada. Size gelen bildirimleri okuyabilirsiniz. Kalp işareti gördüğümüz ikonda ise paylaşma var. Ve paylaşa tıkladığımızda Facebook, Twitter ve recommended, tavsiye edilen olan 3 bölüm paylaşımı göreceksiniz. Soru işaretine tıkladığınızda ise yardım alabilirsiniz burada. Yine köşede kendi adınız ve isminiz olabilir. Adınıza tıkladığınızda ise profilinize gidebilirsiniz, hesabınıza gidebilirsiniz ve siteden çıkabilirsiniz burada. Ve yeni bir blank space oluşturmak için New Lesson'a tıklıyorum. Artı işareti olan yeşil kutuya tıklıyoruz. Ve yeşil kutunun altında kendi derslerinizi görebilirsiniz. Daha önceden hazırladığınız blank space'leri görebilirsiniz yeşil kutunun altında. Ve Create a Lesson'a tıklıyorum. New Lesson. Ve böylece sayfa açılıyor. Sayfa açıldığında bakın kareler içinde bir takım ikonlar görüyoruz. Bunları birazdan değineceğiz. Ve üst menüye gelelim. Ve üst menüde standartlar kısmında bir tag ekleyebilirsiniz. Hazırladığınız tagin konusuyla ilgili e-tuning olabilir. Templates kısmında şablonlar var. İstediğiniz bir şablonu seçebilirsiniz buradan. Buradaki kare görünümünün nasıl olmasını istiyorsanız buradaki seçeneklerden bir tanesini seçebilirsiniz. Temalar kısmında ise renklendirebilirsiniz. Koyu renkler veya koyu veya renkler olarak iki şekilde tema renklerini belirleyebilirsiniz. Play kısmı, oynatma kısmı hazırladığınız blank space'i sürdürmek için. Print kısmında ise hazırladığınız blank space'i yazıcıdan çıkarabilirsiniz. Ve blank space'iniz tamamlandıktan sonra share düğmesine basarak bunu aynı zamanda paylaşabilirsiniz. Ve yan tarafta ise bir arama butonu var. YouTube'dan aramak istediğiniz herhangi bir videonun adını buraya yazıp arayabilirsiniz. Kendi kaynaklarınızı bulmak için veya herhangi bir kaynağı sürükleyip kutunun içine de bırakabilirsiniz. Ve yan çubukta ise kullanmak istediğiniz materyalleri aramak için kendi materyallerinizi Google Search, Google arama yapabilirsiniz. Flickr'dan resimlerinizi alabilirsiniz. Education'ı arayabilirsiniz materyaller için. Goru'yu kullanabilirsiniz arama yapmak için. Bir web sayfasını siteye yaptığınız blank space'e yükleyebilirsiniz. Bilgisayarınızdan bir medya kullanabilirsiniz. Dropbox'tan bir dosya alabilirsiniz. Ve G Drive'dan bir dosya alabilirsiniz. Bir tek Common Core Standards'da standartlara göre kendi çalışmanıza bir standart koyabilirsiniz. Ve aynı zamanda bir bookmark'ta yani ayraçta koyabilirsiniz blank space'inizi. Şimdi içeriğini nasıl oluşturacağımızı görelim. Önce bir template seçeyim, bir şablon.
Şu olsun şablonum. Ve bir tema belirleyeyim. İki alternatif var. Renksiz olabilir, renkli olabilir. Ben renkli olabilir düşüneyim. Ve burayı bitirdikten sonra hazırlayacağımız blank space'e bir başlık ekliyoruz. Evening yaptım başlığımı. Başlığımızı yazdıktan sonra şimdi bir içeriği nasıl ekleyeceğimizi göreceğiz. Birinci kutuda yapmanız gereken alternatifler ya istediğiniz dosyayı direkt olarak tutup bilgisayarınızdan bu alana bırakabilirsiniz. Drop your resources ya da resource ya da bir yazı yazabilirsiniz ya da bir quiz ekleyebilirsiniz bu alana. Yazı yazmak için tıklıyorum ve bir yazı ekranı açılıyor. Boş sayfayı tıkladığınızda aktif hale gelecektir. Yazının büyüklüğüne karar veriyorum. Ve yazıyorum. Eğitimini yazdım. Online kursları. Ve istediğim kadar buraya yazı yazabilirim. Neler yazmak istiyorsanız bir paragraf bile yazabilirsiniz. Ve yazınız bittikten sonra done'a tıklayabilirsiniz. Aynı zamanda buraya embed koduyla herhangi bir medya formatı da ekleyebilirsiniz. Resource'a tıkladığınızda bir embed kısmı açılıyor. Örneğin YouTube'dan bir videoyu hemen seçiyorum. Embed kodunu aldım. Ve embed kodunu şuraya yapıştırıyorum. En alt kısmı. Sonra done diyorum. Ve böylece ilk kutumdaki içeriğim tamamlanmış oldu. E-Tv'nin online kursları, yazılarım ve bir video buraya gelmiş oldu. Tek kutusuna tıklayarak bu sayfayı büyütebilirsiniz daha kolay okuyabilmek için. Tam ekranda yapabilirsiniz bu arada. Ve kapatmak için şuraya. İkinci kutuya geldiğimizde bilgisayarınızdan da direkt olarak bir medya aktarabilirsiniz buraya. Bu alana geliyorum. Şuradaki bilgisayarımdan yüklediği ve bilgisayarımdaki resimler çıkıyor burada. Ve göz at kısmına tıklıyorum. Ve buradan bir batch seçeyim. Ve seçtiğim dosya burada görünecek. Bakın batch buraya geldi. Bu bölüme. Eğer istersen bu batch'i tutup şuraya bıraktığımda resmim de bu sayfada görülmüş olacak. Ve resme tıkladığımda resmi daha büyük bir oranda yine görmüş olacak. Ve diğer kutuya da bir Google aramasından bir web linki yerleştirelim. Evet, e-tuning ile ilgili bir sürü linkler çıktı. Örneğin, what is e-tuning? Olan linki tutuyorum ve kutuya bırakıyorum. Böylece aldığım linkin web sayfası burada görülmüş oldu. Ya da
direkt olarak bu sayfadan da video ekleyebilirsiniz yazıya girmeden. Örneğin YouTube'a tıklıyorum ve daha önceden almış olduğum bu videonun embed kodunu şu alana yapıştırıyorum. Ve ara dediğimde video, benim videom gelmiş oluyor. Videoyu tutuyorum ve kutuya bırakıyorum. Bakın bir yazı ve video ekledim, bir resim ekledim, yazı ekledim. Yani her türlü bir link ekledim yine, bir video ekledim. Eklediğiniz her dosya formatının burada ikonlarını görüyor olacaksınız. Bir resim daha ekleyelim. Google'dan ekleyeyim bir resim daha. Images'e tıklıyorum. Arıyorum. Çıkacak olan resimlerden eTwinning10'i seçiyorum. Ve onu da olana bırakıyorum. Evet, böylece Blend Space'im hazır olmuş oldu. Eğer bu kutuları daha fazla, kutuların daha fazla olmasını istiyor iseniz Add Row ekleyebilirsiniz sıra eklediği. Bakın gittikçe daha fazla çoğalıyor. Çalışmanız tamamlandıktan sonra Play'e basabilirsiniz. Bütün yaptığınız çalışmaları burada görebilirsiniz. Play'e basarak ya da buradan çıkabiliriz. Ve bittikten sonra da Share'e tıkladığımızda linkini görüyorsunuz. Hazırladığımız bu Twin Blank Space'in linkini bu alanda. Ve iki burada share kısmı var, paylaşma, gizlilik ayarlarını düzenleme, herkes görebilir diyebilirsiniz ya da sadece ben görebilirim diyebilirsiniz. Bu dersin hangi bölümleri kopyalanabilir? Which sources can be copied from this lesson demiş. Burada da hangilerini istiyorsanız karar verebilirsiniz. Halka açık olanlar. Bütün hepsi, hiçbiri diye. Collaborate kısmında ise mail birlikte çalışmak istediğiniz ya da eklentide bulunmasını istediğiniz arkadaşlarınızın, proje ortaklarınızın maillerini girerek onlara davet gönderebilirsiniz. Aynı zamanda bu kısımda verilen linki ortaklaşa çalışacağınız arkadaşlarınıza da paylaşabilirsiniz. Share kısmına geri döndüğümüzde Edmodo'da bunu paylaşabilirsiniz. Twitter'da paylaşabilirsiniz. Embed kodunu alıp kendi blogunuzda veya herhangi bir web sitesinde paylaşabilirsiniz. E-mail gönderebilirsiniz. Facebook'ta paylaşabilirsiniz ya da QR kodunu alıp paylaşabilirsiniz. Blend Space kullanımı bu kadar. Umuyorum yararlı olmuştur. Bilgisayarımdan dosya sürükleyemedim çünkü şu anda Internet Explorer'ı kullandığım için Explorer desteklemiyor. Google Chrome kullanmanız gerekiyor onun için. Umuyorum yararlı olmuştur. Teşekkür ederim.